Buradaki kazılar 400 işçi olmak üzere yaklaşık 430 insan tarafından sürdürülmektedir. Arkeolog, uzman ve farklı birimlerde 400'ü aşkın insanın yürüttüğü bir kazı çalışması. İçinde bulunduğumuz kazı çalışması Marmaray çalışmalarının bir devamı olarak bir ulaşım projesi esnasında ortaya çıkan bir alandır. Bu alanın tarihi derinliğine baktığımızda milattan önce 5. yüzyıla kadar uzandığını görüyoruz. Belki biraz daha geri götürmek mümkün. Yani yaklaşık 2500 yıllık bir yerleşim alanı üzerinde bulunuyoruz şu anda. Haydarpaşa olarak bildiğimiz, Haydarpaşa Limanı olarak günümüzde isimlendirilen bu alan aslında Romalılar döneminde Kalkedon olarak veya tarihte Kalkedon olarak isimlendirilen ve Kadıköy dediğimiz bölgede ortaya çıkmıştır. Kazıda ortaya çıkan buluntulara baktığımızda ve bulunduğumuz bölge buranın bir liman şehri olduğunu, bir ticari liman olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla işlek, hareketli bir ticaret limanı ve buna bağlı olarak bir yapılaşma ve yerleşim alanı arkaya doğru oluşmuş durumda. Milattan önce yaklaşık 5. yüzyıldan Cumhuriyet dönemini de içine alan süreçte bu alanda farklı yüzyıllara ait katmanlara rastlamak mümkün. Yani hem Roma, hem Osmanlı, hem Cumhuriyet dönemi yapı izleri ve kalıntıları burada bulunmaktadır. Bu alanın varlığı İstanbul tarihi açısından, ticaret tarihi açısından, şehirleşme tarihi açısından son derece önemlidir. Çünkü buluntular, yani sikkeler ve diğer buluntular ki birazdan onları da sizlere göstereceğiz. Burada çok canlı, çok dinamik bir yapılaşma olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda burası biraz sonra göstereceğimiz Roma dönemi dini hayatı açısından da önemli. Yani alanın buluntularına baktığımızda, kalıntılara baktığımızda aslında bir plan doğrultusunda yapılanma ve gelişme olduğunu gösteriyoruz. İstanbul'un tarihine ait buluntular açısından da şehrin tarihini zenginleştiren en önemli kazılardan birisi burada yürüttüğümüz kazı. Tabii biz Kültür Turizm Bakanlığı olarak bu arkeolojik çalışmaları, kazıları son derece önemsiyoruz. Bakanlığımız yeni politikalar oluşturarak arkeolojik kazıları, bu kazılardan ortaya çıkan buluntuları sergileme, insanımızı hizmete sunma konusunda önemli atılımlar sağladı. Dünyada bu alanda yapılan en gelişmiş, en modern ve en etkili çalışmalar neyse bakanlığımız bu çalışmalarda onu uyguluyor. Nitekim Kültür Turizm Bakanlığı mevsimsel kazı çalışmalarından ziyade artık 12 aya yayılan yani yılın tamamını kapsayan etkili dinamik bir kazı arkeolojik çalışma sürecinde başlatmış bulunuyor. Arkeolojik kazılar çok meşakkatli, çok zahmetli, çok titizlik isteyen bir çalışmadır. Belki aklımıza kazı deyince hemen normal günümüzdeki modern kazı araçları, aletleri veya geleneksel kazı aletleri gelmektedir. Ama öyle değil. İşte şu arkadaki alanda gördüğünüz gibi adeta sübürkeyle yani bir sarraf titizliğiyle yürütülüyor bu çalışmalar ve hızla bu çalışmalar ilerliyor. Buradaki kazılar tamamlandığı zaman buranın aynı zamanda buradaki buluntuların sergileneceği alanlar da oluşturulacak.
hem ulaşım hizmetinin aksamadan sürdürülmesi sağlanacak hem de buradaki buluntular sergilenerek insanımızın hizmetine sunulacak. Burada en çok ortaya çıkan buluntuların başına sikkeler geliyor. Yaklaşık 10.000 civarında milattan önce 500 yılında başlayıp günümüze doğru uzayan gelen süreçte sikkeler bulunmuştur. Bu sikkelerin varlığı hem şehrin sürekliliğini hem etkinliğini hem de ticari bir alan oluşunun bariz göstergesidir. Osmanlılar döneminde de yine buranın canlı bir şekilde kullanıldığını bize bulgular gösteriyor. Cumhuriyet döneminde ise zaten önemli bir ulaşım aracı olarak, mekan olarak burası kullanılmış. Sikiler ise farklı buluntular var. Şimdi şu alana bakarsanız gördüğünüzde burada mesela bir hamam buluntusu var. Arkadaşların çalıştığı alanın bir saray kalıntısı olduğu varsayılıyor. Bu konuda araştırma sürüyor. Atölyeler var. Yine biraz sonra ziyaret edeceğimiz bir kilise manastırı var ki o da Hristiyanlık tarihinden son derece önemli. O kilisenin içerisinde yaklaşık 30 civarında ceset var. İskelet var 30 tane insanın. O insanların iskeletlerine çıkan hediyelik eşyalar var. Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz sarraf titizliğiyle ve yeri geldiğinde diş fırçasıyla varıncaya kadar hassas, ince, titiz, sabır isteyen, ustalık isteyen, ihtisas isteyen bir iştir arkeolojik kazı. Kesin bir tarih vermek işin ruhuna aykırı ama biraz önce de ifade ettiğim gibi 400'e aşkın insanla ki bu büyük bir ekiptir. Kazıların genel yapısı dikkate alındı. Önemli bir ekiptir. Bu çalışmalar rutin mesai anlayışının dışında yoğun bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede bitirmek muradımız ama bunu yaparken de buradaki kültürel mirası en güzel şekilde ortaya çıkarmak ve insanımızın hizmetine sunmaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız bir sarraf titizliğiyle hani iğneyle kuyu kazmak dedikleri bu olsa gerek herhalde